Marina'ya giren küçük bir kano dikkatimizi çekti. Sahibi Erden Eruç'la tanışma fırsatını bulduk. Benim adım Erden Eruç. Seattle'da oturmaktayım şu sıra. 97'den beri dünyanın etrafını kas gücüyle dolaşayım diye planlarım vardı. En sonunda 2002 yılında bir dağcılık kazası sonucu arkadaşımı kaybetmemden sonra hayatın kısa olduğuna karar verdim ve başladım. Emeklilik fonlarımızı bozdurduk falan. Sonuçta bir tekne aldık. Bu tekneyle dünyanın etrafını kürekle dolaşacağım. Yolumuz üzerindeki altı kıtanın en yüksek noktasına da ulaşacağım bu arada. Şimdiden Seattle'dan Alaska'ya bisikletle gittim ve Alaska'daki Denali Mackenzie zirvesine çıktım kas gücüyle. Ondan sonra geri döndüm. 8900 kilometre yol aldım onun için. Oradan Miami'ye gittim. Hesapta Miami'den başlayacaktım buna. Sonra ekip arkadaşım Kanadalı Tim Harvey'i iyi keşfettim. Vancouver to Moscow gibi onun şeyi, macerasındadır. Dedim Moskova'da durma. Gel beni Lisbon'da bul. Ben de teknemle Lisbon'a geleyim. Lisbon'dan Costa Rica'ya gidelim. Oradan Vancouver'a dönersin. Sana uçak haram dedim. Ondan sonra 24 saat içinde evet tamam olur cevabını aldım. Ve geldik buluştuk Lisbon'da. 9 Kasım'da Lisbon'un hemen batısındaki Cascais'ten en sonunda kuzey rüzgarlarını yakaladık ve oradan Fas'a uğradık bir rüzgarlar lehimize dönene kadar. Oradan buraya geldik. 1400 galiba kilometre falan yol gelmişiz şimdiden. 20 küsur günde. Yani bu tekneyi ile rüzgarı ve dalgaları terkimize aldığımız zaman okyanus geçmek mümkün. Tekne 7-20 boyunda. Bütün yükü ve balastı güverte altında. Güvertesi kapalı ve su yüzeyinin üzerinde. Su yüzeyinin hemen 30-40 cm yukarısındayız kürek çekerken. Dolayısıyla kabin kapıları kapalı olduğu sürece o kabinin kaldırma gücü var. Hava balon gibi düşünün onu. Hı hı. Balast aşağı çekiyor, yük aşağı çekiyor. Bu hava kabarcığı kabinde kaldırıyor. Yani devrilse dahi doğrulacak, hacı yatmaz gibi bir çok tekne. Çok dengeli, çok güzel yapılmış. Tuz arıtma cihazımız var, desalinizatör. 24 saat kürek çekmekteyiz. 4 saatlik nöbetlerle gidiyoruz. Hı-hı. Önce 2 saatle başladık. Ama bir türlü dinlenemiyorduk 2 saatlik nöbetlerle. Herhalde dedik bizim formumuz yerinde değil. Niye dinlenemiyoruz falan. Sonradan denk geldi, bir 4 saat uyudum, kendime geldim. Ondan sonra 4 saatle çıkardık. 4 saat kürek çekip 4 saat dinleniyoruz. Böylece dinlenme şansımız oluyor. Kendimizi toparlayabiliyoruz. Yiyeceklerimiz kurutulmuş yiyecek. Su kaynatıp bir poşetin içindeki kurutulmuş yiyeceğe su kattığımız zaman gayet güzel lezzetli yemek oluyor. Hiç bulaşıkla falan uğraşmıyoruz. Poşetin tabii içinden yiyoruz kaşıkla. Onun yanında işte enerji verici toz halinde işte Gatorade falan gibi malzememiz var. Protein tozları var. Onlarla da kendimizi, vitaminlerimiz var falan. Kendimizi zinde tutmaya çalışıyoruz. Benim adım Tim Harvey. Merhaba. Merhaba, Türkiye. Ben Kanadalıyım. Bu müthiş bir azim ve dayanıklılık gerektiren bir girişim. Erden'e başarılar ve kolaylıklar diliyoruz.